Merhaba arkadaşlar, Başarı'ya giden yol ünitesindeydik. Şimdi bu ünitenin diğer bir kısmındayız. Left brain dominance or right brain dominance. Yani sol beyin baskınlığı, sağ beyin baskınlığı. Şimdi bildiğimiz üzere beyin iki yarım küreden oluşuyor. Bu iki yarım küreden bir tanesinin baskın olduğu kişiler var. Ve bunları dengede tutan kişiler var. Şimdi bu kişilerin özelliklerini öğreneceğiz. Genel olarak baktığımız zaman sol beyin arkadaşlar matematik, mantıkla ilgilidir. Sağ beyin ise duygusallıkla, görmeyle, duymayla ilgilidir diyebiliriz. Daha çok duygusallık ağır basar. Şimdi sağ beynin özelliklerinden başlayalım. Evet, sağ beyninin baskın olduğu kişilerin özellikleri nelermiş bakalım. Recognizing faces. Yüzleri tanıyorlarmış arkadaşlar. Değil mi? Yüzleri, yani suratları tanıma. Bu arkadaşlar demek ki gördüğü yüzleri unutmuyorlar, tanıyorlar. Expressing emotions. Duygularını demek ki iyi ifade ediyorlar. Bakın, ifade etme, açıklama, duygu. Ne demiştik? Daha çok duyguyla ilgili demiştik sağ beyin. Music, yani müzik bildiğiniz üzere. Bu kişilerin özelliklerinin arasında müzik de varmış. Reading emotions. Bakın, yine burada duygu var. Duyguları okuma. Hani birisinin duygularını iyi okuyabiliyorlarmış, anlayabiliyorlarmış. Demek ki bu insanlara dertlerinizi kolaylıkla açıklayabilirsiniz. Sizi anlarlar. Evet, color, görmekle ilgili renk. Renk algıları bunların çok iyiymiş. Sağ beyin baskın olan kişilerde. Images, imaging, imgeler. Yani resimler. Bir de imgeleme. Hani kafasında resim oluşturma. Bu konularda da İyilermiş bu arkadaşlar. Intuition arkadaşlar, sezgi. Sezmeleri, sezgileri kuvvetliymiş. Creativity diyor burada. Yaratıcılıkları kuvvetliymiş. Seeing the whole picture. Resmin bütününü görüyorlarmış arkadaşlar. Sağ beyni baskın olan öğrenciler, kişiler resmin tamamını görüyormuş. Genel olarak baktığımız zaman az önce açıkladığımız gibi daha çok duygu ve duygusallıkla ilgili. Burada bakın, müzik, işitme ile ilgili, color, renk, creativity biraz daha böyle harekete yakın ama tabii duymayı da görmeyi de içeriyor. Gerisi hepsi neredeyse arkadaşlar duygusallıkla ilgili olan özellikler. Şimdi gelelim sol beyni baskın olan kişilerin özelliklerine. Ne demiştik? Genel olarak bu kişiler matematik ve mantıkla ilgilidir. Dil becerileri de gelişmiştir arkadaşlar. Bakın burada language diyor. Demek ki anahtar kelimelerimizden ilki neymiş? Dil, language, yani yabancı dil. Logic, mantık. Mantıkları ne demiştik? Kuvvetli demiştik. Anahtar kelime demiştik. Using facts, gerçekleri kullanma. Gerçekçidir arkadaşlar bu arkadaşlarımız bizim. Dolayısıyla gerçekleri kullanırlar. Eleştirel düşünürler bakın. Critical thinking, eleştirel düşünürler. Numbers, bu arkadaşlar sayılarda iyiler. Çünkü matematik becerileri gelişmiştir, eleştirel düşünceleri gelişmiştir, gerçekleri kullanırlar. Reasoning, yine mantıksallaştırma, bakın yine logic ile ilgili mantıksallaştırma. Putting details together, evet, ayrıntıları ne yapıyorlarmış bu arkadaşlarımız bizim? Bir araya getiriyorlarmış. Ne yapıyorlar? Analiz ediyorlar, sentez yapıyorlar, gerçekleri kullanıyorlar, sayıları kullanıyorlar, eleştirel düşünüyorlar. Bakın bunların hepsinin, daha doğrusu language hariç, logic, using facts, critical thinking, numbers, reasoning, putting details together, hepsini kapsayan burada ne var? Matematik var, değil mi? Matematikte de iyiler demiştik. Cause and effect,
sebep-sonuç ilişkisi bu arkadaşlar için çok 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 önemliymiş arkadaşlar. Baştan da söylediğimiz gibi her iki beynin farklı özellikleri var diye sadece bunlardan bir tanesi bizde baskın olacak, diğerleri hiçbir şekilde bizde olmayacak diye bir şey yoktur. Baskınlık söz konusu olsa dahi diğerinden de vardır belli bir kısımda. Şöyle de olabilir açıkçası, dengede olabilir arkadaşlar. Her ikisi de kullanılıyor olabilir. Üst düzeyde kullanılıyor olabilir, orta düzeyde kullanılıyor olabilir. Evet, could, couldn't. Could arkadaşlar, can'in geçmiş zamandaki halidir. Bakın burada da yazıyor. Can neydi? Present. Could, past'ı, geçmişte yapabilirlik veya imkan. Şimdi can neydi? Geniş zamanda yapabilirlik, bir şeyi becerebilirlik veya imkan anlamına geliyordu. Could ise geçmiş zamanda bir şeyi yapabilirlik veya imkan anlamına geliyor. Tabii couldn't'sa ne anlama gelecek? Bunun olumsuzluğu anlamına gelecek. Yani geçmişte yapamamazlık veya imkanın olmaması anlamına gelecek, değil mi? Şimdi geçmişte yapabilirlik dedik. Geçmişte yapabilirlik fakat şimdi yapılamaz mı? Bu anlama gelmesin. Yani used'la karıştırmayalım bunu. Used to neydi? Geçmişte yapabiliyorken şu an yapamamaydı. Yani daha doğrusu yapabiliyorken demeyelim. Geçmişte yapıyorken şu an yapamama veya geçmişte yapamıyorken şu an yapabilme anlamına geliyordu. Ama could'un öyle bir durumu söz konusu değil. Hani ben şu an yüzebiliyorum ama atıyorum 3 yaşında da yüzebiliyordum. Yani 3 yaşında yüzebiliyordum dediğim zaman ben şu an yüzemiyorum anlamına gelmiyor, değil mi? Nasıl kuracağız o cümleyi? I could swim when I was 3. Şimdi şöyle bir şey söylersek, I used to swim when I was 3 dersek o ne anlama geliyordu? I can't swim, I don't swim now anlamına geliyor, değil mi? Şu an yüzmüyorum anlamına geliyor. O zaman yüzüyordum, şu an yüzmüyorum. Ama could da böyle bir şey söz konusu değil. Şöyle bir cümle kurabiliriz. I could swim when I was 3 and I can swim now dediğimiz zaman da mantıklı bir cümle oluyor ve could'un anlamını veriyor. Şimdi yapısına bakalım. Önce olumlu cümlenin yapısına bakalım arkadaşlar. Olumlu cümlede bakın. Özne. Öznelerimiz bizim neler olabiliyordu? I, you, we, they, he, she, it, Ali, Ayşe, Carol, dog, cat, değil mi? Yani zamir olabiliyordu, isim olabiliyordu, tekil isim olabiliyordu, çoğul isim olabiliyordu, canlı olabiliyordu, cansız olabiliyordu. Ondan sonra bakın could. Could'dan sonra da verb 1 demişiz burada, verb 1 demişiz. Yani fiilin yalın hali gelir. Tamam mı? Bu could'dan sonra her zaman bu şekildedir arkadaşlar. Fiil her zaman, her durumda yalın halde kullanılır. Örneklerde de göreceğiz daha sonra. Şimdi olumsuzuna bakalım. Yine özne, özneden sonra couldn't, ondan sonra yine fiilin yalın hali hiçbir şekilde değişmiyor. Bakın, olumsuz cümlenin olumlu cümleden farkı nedir? Couldn't gelir ya da could not gelir uzun şekli. Could not, hani olumsuzluk eki olan not var ya, işte bu olumsuzluk eki olan not'ın kısaltılmış halidir arkadaşlar. Soru cümlesine bakalım. Could, özne, verb 1. Şimdi bakın olumlu cümleye baktığımız zaman özne could, verb 1'di. Soru cümlesine baktığımız zaman could, özne, verb 1. Bakın özne ile could yer değiştirmiş, soru cümlesi olmuş, değil mi? Could başa gelmiş, özne could'un olduğu yere gelmiş. Bu şekilde ne olmuş? Soru cümlesi olmuş. Bakın fiilimiz yine birinci halde, yani yalın halde, yani hiçbir ek almamış halde. Yani s takısı almayacak, ing takısı almayacak, past participle olmayacak. Yani fiilin geçmiş zamandaki hali olmayacak. Perfect tense'deki, yani yakın geçmiş zamandaki hali olmayacak. Go ise go. Listen ise listen. Play ise play şeklinde. Hiçbir ek almıyor arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Şimdi örnek cümlelerimize bakalım.
I could run very fast. Evet, çok hızlı koşabiliyordum. Ne demiştik? Bu geçmişte ama şu an bunu yapmıyorum anlamına gelmez. Yapmıyordu, yapamıyordu olabilirim, yapabiliyordu olabilirim. Biz bunu bilmiyoruz şimdi. Yani ben bunu bu şekilde I could run very fast when I was younger dediğim zaman siz bunu sadece daha genç olduğum zaman daha hızlı koşabildiğimi anlayacaksınız. Ama siz asla şunu bilemeyeceksiniz. Şu an koşabiliyor muyum, koşamıyor muyum? Çünkü ben onu söylemedim. Bakın, özne gelmiş, ondan sonra could gelmiş, could'dan sonra bakın run'ın yalın hali. Run fiilinin yani koşmak fiilinin yalın hali, eksiz hali, birinci hali gelmiş. Hiçbir ek almamış. Burada ben zamiri var değil mi? Hani özne zamiri olabiliyordu ya. Burada isim var. Özne isim şeklinde. Kimmiş özne? Ali. Bakın Ali'den sonra yine could gelmiş. Sonra ne gelmiş? Bakın speak fiilinin yalın hali gelmiş. Renklere dikkat edelim. Speak fiilinin yalın hali gelmiş. Herhangi bir ek veya takı almış. Ali could speak both French and German. Ali hem Fransızca hem de Almancayı konuşabiliyordu. Evet. Şimdi genellikle herhangi bir zaman zarfı verilir. Hani ben burada ikisini de kullanmamışım ama bakın bu ikisinde, alttaki ikisinde kullanmışım burada cümle kurarken. Genellikle verilir. When kullanılabilir veya while kullanılabilir. Geçmiş zaman belirten herhangi bir ifade kullanılabilir. Ne olabilir? Last year, yesterday, 2 years ago şeklinde geçmiş zamanı ifade eden zaman zarfları kullanılabilir. Şimdi bakalım zaman zarflarıyla ilgili olarak yapılmış olan cümlelere. When he was 3 years old, he couldn't speak. Evet, burada bakın olumsuz yapı var. Şimdi o 3 yaşındayken değil mi? Burada zaman ifadesi verilmiş. Bu when'den old'a kadar olan kısım zarftır, zaman zarfıdır. When'li cümleleri de göreceğiz. Burada da görmüş olduk zaten. He couldn't. Bakın özne. Özneden sonra couldn't. Ondan sonra speak fiilinin yalın hali gelmiş yine burada olduğu gibi. 3 yaşındayken konuşamıyordu. Olumsuz cümlenin olumlu cümleden farkı neydi? Cool'da sadece not olumsuzluk eki getiriliyordu ki burada da getirilmiş. Nasıl getirilmiş? Kısaltılarak getirilmiş. Bu could not da olarak söylenebilirdi arkadaşlar. Bakın burada yine when'li bir ifademiz var. Could you play chess when you were young? Bakın zaman ifademiz ne yine burada? When'li bir zaman ifadesi. Sen genç iken satranç oynayabiliyor muydun? Şimdi soru cümlesinin olumlu cümleden farkı neydi? Soru cümlesinin olumlu cümleden farkı özne ile could yer değiştiriyordu. Yani buradaki could you play chess'i olumlu cümle yapacak olursak you'yu başa çekip could'u you'dan sonra yazardık. Ne olurdu? You could play chess. Değil mi? Mesela buna cevap verelim. Could you play chess when you were young şeklinde bana sorulmuş. Ben de diyorum ki I, tamam mı? Yazıyorum buraya mesela. I could play chess. Bakın I öznesi. Ondan sonra could yardımcı fiili. Yani model da diyebiliriz. Keep de diyebiliriz. Kavramlara pek takılmıyoruz. Could. Ondan sonra bakın yine play'i yalın halde yazardık. Eğer cevap verecek olsaydık. I could play chess when I were young şeklinde söyleyebilirdik arkadaşlar. Devam edelim. Evet. Grace couldn't do the exercise alone. Evet. Olumsuz cümle var burada. Grace isim. Öznemiz isim bizim burada. Grace ismi. Couldn't. Couldn't olumsuz hali. Ondan sonra yani could'dan sonra daha doğrusu burada couldn't'dan sonra do yalın şekilde gelmiş olan
fiili. Ne diyor peki burada? Grace egzersizi yani alıştırmayı kendi başına yapamadı diyor değil mi? Sonra ikinci cümlemize bakalım buradaki. Mozart could play the piano when he was five. Burada da zaman ifadesi var. Zaman ifadeniz ne? Burada 5 yaşındayken. When he was five. Buraya years old da diyebilirdik. Ama demeye gerek yok. Bu şekilde de anlaşılıyor arkadaşlar. 5 yaşındayken ne yapabiliyormuş? Piyano çalabiliyormuş Mozart. Kim? Mozart. Mozart 5 yaşındayken piyano çalabiliyormuş. Burada yine öznemiz isim yani Mozart. Ondan sonra could gelmiş. Olumlu şekilde sonra ne gelmiş? Play fiili yalın halde gelmiş. Her zaman olduğu gibi. Sonraki cümlemiz bizim soru cümlesi. Bakın soru cümlesinde ne var? Could she watch a horror film last year? Burada da bir zaman ifadesi var. When'den farklı. Ne demiştik? Hani yesterday, last year, three years ago, in 2005 şeklinde geçmiş zaman bildiren her türlü zaman kullanılabiliyordu. Burada ne var? Last year var değil mi? Geçen sene korku filmi izleyebiliyor muydu? Ne demiştik? Soru cümlesiyle olumsuz cümle arasındaki fark neydi? Özne ile could yer değiştirdiği zaman ya olumlu cümle ya da soru cümlesi oluyordu. Mesela özne baştayken ne oluyordu? Burada olduğu gibi olumlu cümle oluyordu. Daha doğrusu bunu gösterelim. Özne bu şekilde başta olduğu zaman cümle olumlu cümle. Could bu şekilde başta olduğu zaman, could'dan sonra özne geldiği zaman ise ne oluyordu? Soru cümlesi oluyordu arkadaşlar. Son cümlemize bakalım. He couldn't play football yesterday because he had broken his arm. Evet, şimdi burada sebep de verilmiş zamanla birlikte. Geçmiş zaman ifade eden bir zaman zarfı ile beraber bir de sebep verilmiş. Tabii bu da ne oluyor o zaman? Yesterday'e kadar olan, yesterday de dahil yesterday'e kadar olan kısım ne oluyor? Sonuç oluyor eğer sebep buradaysa. O dün futbol oynayamadı. Futbol oynayamadı. Niye oynayamadı? Çünkü o kolunu kırdı. Kolunu kırdığı için futbol oynayamadı. Bacağını kırdı desek daha iyi olurdu ama o çok kullanılıyor. O yüzden bu sefer ben kolunu kırdı şeklinde kullanayım dedim. Şöyle diyebiliriz. O kolunu kırdığı için dün futbol oynayamadı. Bakın. Olumsuz cümlenin olumlu cümleden farkı neydi? Her şey aynı. Sadece could modeline yani keep'ine ya da yardımcı fiiline de diyebiliriz. Could'a not olumsuzluk eki getiriliyordu. Burada nasıl getirilmiş? Kısaltarak getirilmiş. Genelde kısaltarak getirilir. Resmi ve yazı dilinde uzun şekilde genelde olur. Ama her ikisini de biz bilelim arkadaşlar. Bakın özne, ondan sonra couldn't, ondan sonra her zaman olduğu gibi, daha doğrusu play fiilinin her zaman olduğu gibi yalın hali. Ya da fiilin her zaman olduğu gibi yalın hali. Sadece play fiilinin değil arkadaşlar. Anladıysak geçiyoruz. Şimdi alıştırmalarımız ve testimiz var arkadaşlar. Bir tane test çözmemize zaman kalmamış bir ara verelim. Sonra devam edelim.